Merhaba, ben Sıtkı Coşkun. Bugün Babadağ'a gidiyoruz. Yamaç paraşütü deyince akla ilk gelen yerdir Babadağ. Yüksekliği, denizden yüksekliği, iki zirvesi var. Biri 1400 metre, diğeri 1900 metre. Babadağ'a böyle trafikle, teleferikle de çıkabiliyorsunuz. Bu sene açıldı yeni. Ama ben arabayla gitmeyi tercih ettim. Yarım saat sürüyor arabayla kıvrıla kıvrıla dağın tepesine ulaşmanız. Babadağ'ın eteklerinde Ölü Deniz ve Kelebekler Vadisi yer almaktadır. Ben cesaret edemedim yamaç paraşütü yapmaya. Adrenalin yüklü bir olay muhtemelen. Kuş gibi havada süzülmek. Eminim ki derin bir sessizlik vardır yukarıda. Manzara inanılmaz güzeldi. Gördüğünüz yer Ölü Deniz. Ülkemiz gerçekten cennet gibi. Denize uzaklığı 5 kilometre olduğu için yamaç paraşütü açısından uygun bir konuma sahip Babadağ. Böyle lokanta var. Bu doyumsuz manzara eşliğinde güzel yemekler yiyebilirsiniz. Fiyatlar da son derece makul. Yani yamaç paraşütü yapmasanız bile oraya gitmenizde yarar var. Yapanları seyretmek, bu doyumsuz manzarada bir şeyler yiyip içmek gerçekten çok keyifli. Bu arada fondaki müziğin bestesi bana ait. İşte böyle bir platform var. Buradan koşa koşa aşağı doğru ilerliyorlar ve daha sonra ayaklarını yerden kesip kendilerini boşluğa bırakıyorlar. Bir de yamaç paraşütü yaparken selfie çubuğuyla cep telefonu üzerinden kayıt da yapıyorlar. Hatıra. Instagram'da falan görmüşsünüzdür ya da Facebook'ta. Bu tarz paylaşımlar. Bir pilot eşliğinde tabii gidiyorsunuz. Tek başınıza gitmeniz, yani bu iş zor bir iş yani, bilmek gerekiyor. Pilot kullanmıyor. Ben Sıtkı Coşkun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.